kıyameti, geliyoruz kıyameti. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Bindik bir alamete, geliyoruz kıyamete. Herkese merhaba arkadaşlar. Roleplay serisinden saygılar, selamlar. Ekim'in dördündeyiz, yani son haftasındayız. Artık Eylül geliyor. Bugün bir bayiye doğru gidelim. Yeni traktörler geldi. Bayağı bir traktör aldık hatta. Gece geldi arkadaşlar. Onların ödemelerini falan yapacağım. Siz de görün istiyorum. Sonrasında da tarlaya puluk çekeceğiz. Şöyle bir çıkalım. Nasılsınız, iyisiniz? Keyifler yerinde. Vallahi artık çok hızlı başlangıçlar yapıyoruz. Bir de şu ekipmancıya uğrayalım. Şeye bakalım arkadaşlar. Ne deniyor ona? Bizim transit ne oldu, ne bitti, boyadı mı, aracı geldi mi, kahveden zaman bulup çıktı mı, onları da bir görelim istiyorum. Lan 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 lan, Toros'undan yanlıyorduk ya lan az da. Valla ucuz atlattık. Şöyle bir bakayım köylüye. Gelin bakalım. Bayağı traktör aldık ya. Birkaç yine para gidecek. Yani sermayemizden harcıyoruz. Ama inşallah satarız onları zamanla. Erkut gitmedi hala. Satamadık. Patatesin parası da gelmedi daha. Köyümüzde hal olmadığı için Ankara'ya gönderdik. Bak şuradan göstereyim şöyle traktörleri, gelen traktörleri. Bayide olan traktörler de var. Yeniden bir dizdim orayı. Önce bir şu şey işini halledeyim ya da dur ya şeye bir uğrayayım da buraya girersem belki çıkamam. İşe oturursam aracıya bir uğrayayım. Aracı uğrayak da ondan sonra şey yapalım bakalım. Şöyle temizleyelim. Tamam, maşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Dur arabayı şöyle alayım da geliyorum ha. Şöyle alayım. Aa Emin de geldi. Aracı ne yaptın? Boyamışsın? Evet. Motorları boyadık. Vay vay. Transit'i de boyadık. Yalnız transit'e kırmızı renk bulamadım. He. Yani bir renk vardı. Hatta rengi de üstüne bir bölgeye uyguladım. Yani olmadı. Çok kötü durdu. Ben de beyaza boyadım. Ya şura güzel olmuş. Çok eline koluna sağlık. Sen yokken de geldim. Ya, astar bak, falan atıyordum. Şimdi bak. Bak şimdi aa bak. Şuralarda bunları, hafif lekeler kalmış. Burayı açamadın Allah. Onları şöyle yapacağız. Onu ben biraz daha, sen bana bir daha getir. Ben bunu bir tekrar pastacılığa çekeyim. Tamam. O parçaları boyayayım. Bak ben şimdi bunu ne yaptık biliyor musun? Bunlar bak şimdi. Bunlar bak, traktör 2 hafta bekledi. Niye? Çünkü traktörün alt takımları da boyadık. Jantları da boyadık. He. Şimdi bu parçaların hepsi söküldü, yıkandı, temizlendi. Astar çektik, bekledik bir gün. Sonra bir kat boyasını attık, pastacılığa çekildi, pastacılığa çektik, bir daha boyadık. Anladım, anladım. Tamam. Transit kalsın o zaman burada. Bir tamam. Daha üzerinden geçersin. Motoru da alırım tamam. Ben. Motor tamam değil mi? Motor cillop gibi motor olmuş tamam. Ya. Motor vallahi tamam, billahi. Motor tamam. Motoru olmadı, müsait olduğunda bayiye bırakırsın. Olur mu? Olur, olur. Müsait olduğunda bir bayiye bırakırsın, yeterli olur ya. Oldu. Emre'den selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emin sen de hoş geldin. Paşa dayı sen de hoş geldin. O ne ya motorun hali hoş öyle. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya sorma, çim tarlasından geliyorum ya. Elime yüzme ha. Bulaştırdım. Niye ha, hayırdır? Ya çim toplayayım dedim. O da motor çimin içinde kaldı. Üstüne şey yaptı, ne bileyim. Sindi işte bütün çim. Anladım. Geçmiş olsun diyeyim, ne diyeyim. Bak hele bu makineyi sen mi aldın lan? Ha ya. Vay yavrum vay. Lastiğe bak benim 480'den kadar var yani. Büyük hatta. Ne yapacaksın? Çim silajı mı yapacaksın? Silajlığa basacağım ya. Bunu çeker mi bu motor? Çekiyor ya. Çekmez mi? Çeker, aslanım çeker, benim. Çeker. Hadi bay. Arıcı bak hele. Buyur.
Dediğim gibi transit kalsın. Yalnız Aracı sana ben bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bunların evet. Günahı ne? Günahını söyle şey yapayım, şimdi, yollayayım ben sana. Alo. Alo. Kirayı. E canım. Evet. Ya sana bir şey diyecektim ya. Buyurun. Yani, telefonla konuşuyordum da sizinle konuşamadım. Hı. He şey. Hani sen şu 135'i satıyor musun ya? 135'lik şu anda düşünmüyorum satmayı. Ya 135'lik satıyorsan ya 3000'likle takas ya da ben 3000'liği satayım. 135'li alayım. Ya şu an düşünmüyorum da satılacak gibi duruyor. Satarsan alacağım. Tamam, satarsan ilk sana vereceğim. Aracı sana ne diyeceğim ben? Buyurun. Bu söylemesi ayıptır. Bizim 285'e ön yükleyici yaptık ya. Evet. O onda çok iğreti durdu. Biraz da beni bir iki kere ölümden döndüm. Devriliyormuş gibi oldu. Onu sana zahmet kaça okuturuz bir yere okutsak. Biliyorum değerinde gitmez ama. Yani biraz kullandık da onu. Bakayım ben ona. Sen ona bak da bir fiyat ver bana. O kalsın aklında bulunsun. Tamam. Abim bunların günahı nedir? Bunun günahını göndereyim şimdi, ben çıkayım. Motorun boyaması 60 milyar. Transit'i 80 milyara boyadık. Hay 36 140 milyar. Allah değer, milyar. İkisi için değer yani. O ekonomi kötü, pahalı. 140 milyarı o zaman sana ben şimdi evet. Gönderiyorum hemen, tamam mı? Tamam, sağ ol sen. Alayım mı? He canım. Size ne diyeceğim ya? Şey, yeni siparişleri verdim. Boğa siparişleri. Kars'tan geliyorlar. He aa, bak. Ben alayım bir tane. Ha, köyden de inek almaya başladım yani. Satıyorsanız falan alırım. Valla ben, bende bir düve var. Alırız. Hatta iki tane düve, yok yok bir taneyi satayım şimdi. Bir düve satayım, bir tane boğa alayım ben. Üstte verirsin ama. Tamam tamam, neyse sen söyle günahı. Cinsi ne senin düve? Valla cinsi gelince bakarsın ya, çok anlamıyorum ya. Adamın malı var maldan anlar. Ya aynen, yani çok ben ilgilenmiyorum, hanım falan ilgileniyor da. Gelince bakarsın. Bugün gel, zaten ben şimdi tarla sürmeye gideceğim. Tamam o zaman ben... Aracı bizim geleyim. Oradan ben de tarla sürmeye gideceğim. Tamam, tamam o zaman. Ot dırmığı vardı değil mi? Şeytan dırmığı. Aha. Aracı senin para geldi mi? Geldi, teşekkür ederim. Tamam. Ben şu bayiye geçiyorum. Orada yeni traktör aldım da birkaç tane. Onların bir ödemelerini yapayım. Oldu. Sonra geçerim ben eve. İşiniz varsa gelirsiniz bayiye. Ben de geleyim bir bakayım senin bayiye. Benim iş pahalı sürülecek. Bir çay sürülecek. Tamam, tamam. Siz o zaman pazarlığınızı halledin. Biz Emin'le geliyoruz bayiye. Oldu. Tamam hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Tamam. Şimdi paşa dayıcım. Emin. He. Lan bu araba çok güzel duruyor Emin ya. Cillop gibi bakıyorsun arabaya ha. Hep alayım mı? Diyorum araba iyi duruyor araba. He ya bakıyoruz arabaya. Tamam hadi gel bayiye gel hadi. Tamam. Bekle bak şurada nasıl anlayacağım çıkışta. Bizim torası da bir suraf bir yara. Ne güzel ya, benzin derdi yok. Zaten benzin göstergem bozuk da tüpünle çalışayım. Tüpün gözünü seveyim ya. Bunu da çok kullanmak istemiyorum aslında ya. Bu arabayı da çok kullanmak istemiyorum da işte. Şöyle alayım dur. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2 dakika yeni gelen motorlu şeyleri göstereyim size. Doldurmuşum bayi falan mı ya? He ya biraz aldım. 265 evet. Aldım bir tane tek çeker. Bu da çok talep oluyor ormancıda, oduncular falan hep soruyor böyle. Ormana birebir motor. Bir tane 70-66S geldi özel seri. Güzel, tertemiz. Sonra bir tane 75-56S geldi. Bir de Timosan geldi arkadaşlar. 80-75. Her şeyi yerli yerinde. Motor, kaput vesaire hepsi canavar gibi. Sonra bakayım. Şu kapakları da açak. Güzel motor yani. Bakın. Beğendiğiniz varsa yardımcı olurum. Zaten hasreti biliyorsunuz. Haşmeti. Senin de eline 135'lik ya da 240'lık falan düşerse alırım beni.
Vallahi aklında bulunsun. Bak abi var. Abi bunu iyi fiyattan veririm 185'liye. Tam odun kaç, odun işi. Kaç diyorsun sen bunu? Vallahi bu 1974 model. Normalde pahalı bir motor. Hatta söyleyeyim sana ben fiyatını. Ben sana bunu kaça vereceğim onu da söyleyeyim. Normalde bu güzelliği kimseye yapmam, haberin olsun. Yine takıp değiştireceğim ya. Ama ben sana söyleyeyim de. Normalde 500 bin lira bandında. 527 bin lira satış fiyatım benim. Ben ama bu bayağıdır stoğumda duruyor. 450 bin liraya bırakacağım. 450 bin lira. Benim Ford'u kaça aldın? Valla senin Ford'a bakmam lazım. Şu an biraz parayı harcadım. Ödemelerim var. Ama alabilirim yani. Sıkıntı yok. Üstte fiyatını falan konuşalım da. 265'e ne diyorum peki? 265'e ne diyorum? 265'e de onu da söyleyeyim gülüm. O biraz pahalı buna göre. O 97 model. O da yani güzel. Çok yıpratılmamış. Ormanda kullanılmış ama onu söyleyeyim de. Onun fiyatı da hemen söylüyorum canım. Bakayım. 569 bin lira. Ben şu 185'te aklına bulundurayım mı? İstersen giderken 3000'e bakıver. Ya onu bir getirip bırakman lazım bana. Ben şimdi onun masrafı falan var mı? İkinci el alırken ben çok sık dokuyorum. Şanzıman manzuman bakmayacağım. Kontrol edeceğim. Ondan sonra fiyat vereyim. Şimdi fiyat vermek doğru olmaz. Ya şimdi bana sadece bir dörtlü falan çekiversin. Bu dörtlü çeker herhalde. Çeker ya. Vallahi anlasın. Bak normalde Ford 3000'lerin şimdi hakkını mal öldürmem ben. 200-250 bin lira bandında piyasası. Tamam mı? Tamam. Yalan yok. Ama işte bakmam lazım. Masrafı olabilir eski motor. Bunlarda gram masraf yok. Cincik gibi yaptım bunları ben. 150-180 bin liraya kadar verebilirim bunun üstüne. Yani. Bunun üstüne mi? 180 bin liraya kadar verebilirsin. Bakarız olabilir tamam. Belki ya bir getir. Sen getir bırak Ford'u buraya tamam mı? Tamam. Abi içeriye sok bırak. Ben hallederim ama bakarım. Ben şu ödemelerimi yapayım 2 dakika. Şuradan. Tamam, ödemelerini yapalım. Şurada hemen bilgisayardan ödemelerimi yapayım. Şimdi arkadaşlar akşamleyin Yörük Osman getirdi bu motorları. Evet. Yörük Osman'ın parasını da göndereceğim. 100 kağıt istiyor Yörük Osman o kadar motora. Onun bir parasını göndereyim. Bir de motorların toplam evet. Parası 3 milyon liraya mal oldu bana. Biraz tuzlu oldu. 3 milyon 20 bin. Bin lira da şöyle atak. Vergi matrağı falan pulumulu varsa KDV'si sıkıntı olmasın bize. Evet. Motorlar artık bizimdir. Motor alacak var mı arkadaşlar? Tarlaya gideceğim. İşim çok. Bak şu 70-66 ne kadar bakabilir misin? Sana zahmet olmazsa. 70-66. Bu evet. Özel seri biliyorsun. 2022 mi model bu? Yeni. Yeni kasa. Güzel güzel ya. 1 milyon 65 lira bana sadece KDV'siz geldi alırken. Şu anda 1.491 fiyatı var. Satış fiyatı. Sana sen kendin için mi düşünüyorsun yoksa bir tanıdık kendim, mı? Kendim. Sana 1.420 olur ya. Tamam bu aklımızda bir dursun. Aklında bulunsun. Başka? Toplu siparişlerde güzel indirim yapar mısın Pala Bey? Tabii yaparım canım. Toplu sipariş derken. Bir dakika. Toplu sipariş derken. Yardım i̇ki tane motor. İki tane motor topluya girmez. Onu söyleyeyim. Paşa dayıcım sen bu parayı nereden buluyorsun ya? Söyle bize de biz de bulak. Para üç taneye girer mi? Üç tane girer. Tamam. 26-35. Timosan. 26-35 istiyorsun. Timosan'ı istiyorsun. 80-75 mi istiyorsun Timosan? Aynen. Bir de Erkunt. Bir de Erkunt. Tamam. Güzel bir fiyat çıkart. Bana akşam haber et. Tamam. Evet, tamam güzel. Bir daha traktör aldı. Tamam. Tamam ben sana akşamdan dönüş yapayım tamam mı? Tamam hadi ben şimdi adamdan tarlaya gideceğim. Para, adamdan para affedersin ama çuval gibi ya. Emin. He. Tofaş'ı satıyor mu? Yok satmıyorum Tofaş'ı. Bak binmek için almam ben müzelik. Yok Tofaş'ı satmıyorum. Bende öyle bir hastalık var bak tertemiz. Alırsan şeylikle 265'e takas veririm. Tofaş'ı mı? Tofaş'ı. Yok ben bu arabaya yazık yani yazık etmem. Tofaş takasa git yani 265 kafa kafaya mı takasa veririm diyor. Kafa kafaya diyorum ben. 265'likle.
Aynen, sadece öyle satarım. Ben daha yüksek para verecektim buna ama. İyi o zaman şey ver ya. Şu bir tane bir 54 daha ver ver. Bir 54 daha, 54 yok ki elimde. Tamam o zaman Tumosan'ı alayım. 80 şey 75'i mi? Aynen. Bakayım dur şunun fiyatına bir. Yok o çok büyüğe gelir. Çok hadi 75-56 olsun o zaman. 75-56 bakayım. O da yükseğe gelir hacı. Şimdi o yüksek gelir, bu yüksek gelir. O zaman Landini ver. Landini oğlum sen de hep büyük motorları istiyorsun la. 185'te zaten olacağım. 265 ne yapayım? 265 ne? O zaman 26-35. 265 üstüne 100 bin vereyim. 265 üstüne 100 bin. He. Yok. Tamam. Tamam sen bir düşün. Ama sat, satarsan tamam mı haberim olsun. Ben arabayı müzelik olarak saklayacağım abi. Garajı çek, Toros'u da çekeceğim zaten. Daha çok planım var benim bu Tokaş'ın. Tamam. Diye. Yalnız bir şey söyleyeyim. Evet. Arabada hasar kaydı. Ne bileyim boya, değişen, şase, podye bir şey bir görürsem arabayı almam. Bak ben şu an bu teklif araban yeni diye sıfır, tertemiz, kitap gibi diye söyledim. Bunlar olursa almam söyleyeyim bak. Hatası 90 bin kilometrede bak muayene kağıtlarını göster. Tamam ben söyleyeyim de. Şu an bak şu an alırım ama işte ne bileyim satmak istediğin zaman getirirsin ne bileyim. Ön çamurluk boyalıdır, arka tampon değişir. Yani ben normalde arabamın, Toros'umun davlumbazlara varana kadar silerim. O yüzden. Tamam da ben bunu satıp ne alacağım geri? Vallahi bilmiyorum ben sana söyledim yani. Bak para eder mi eder. Kaça aldın? 200-300 bilmem ama bu araba 500 de eder, 600 de eder benim gözümde. Niye? Çünkü ben bu arabayı alacağım, garaja çekeceğim. Çiçek gibi bakacağım buna, her gün sileceğim, hastalık bu. Ama dediğim gibi hasarlı almıyorum ben. Alayım mı? Sana tek teklifim var, 75-56 ile bu. Yok, 75-56 ile maalesef. Üçte de 100 lira sana. He? Üçte de sana 100 lira. Bak, 75-56 S'ten bahsediyorsun değil mi? Şu an satış aynen. Fiyatı 1.140.000. Aynen. Cık, o kadar etmez. Öldü mü? Sen kaç veriyorsun buna ya? Bak 500-600 tamam mı bak kafamdaki benim tamam. Adam. 500-600. Onu söyleyeyim. Sen bir düşün tamam mı? Biraz düşün taşın sonra görüşecek. Şu an kimse traktör almıyorsa geliyorum benim işim çok. Tamam ben sana geleyim istersen ya. He malları getir hadi. Yo mallarına bakayım sen. Emin. Geldiğinde söyle dün seninle şeye gittik ya Ankara'ya. Onu parasını da göndereyim lan. Hatta ya direkt ben göndereyim ha şimdi aklımda ben kalmasın. Şimdi ben şimdi senin oraya geçeyim. Tamam malınla birlikte söylersin satacaksın ya o zaman şey yaparım gönderirim. Tamam hadi görüşürük. Ben senden mal alacağım ya. Tamam mal da getireceksin ya o yüzden diyorum toplam söylersin tamam. Fiyat. Tamam. Daha iki iş olmasın hadi görüşürük. Geliyorum ben senin oraya. Tamam efendim. Gel hadi. Adama 600 kağıt teklif ettim la Şahin'e. Vallahi normalde vermem Doğan'a işte. Şahin demek şimdi Doğancılar kızar. Normalde o paraları ona vermem. Ama işte bak biliyorsunuz bazı şeylerin nostalji tamam mı? Değeri var. 135'liye ben şu an şeyde Paşa Dayı'ya sattım. O da sıkıştığım için sattım. O da mesela asla satılmayacak motoru. Koy abi bayide dursun müzelik motor. Bakayım onu çok yıpratmazsa binmiyor bak. Paşa Dayı'dan motor alınır bak binmiyor ona. Binse almam ama binmiyor. Alınır ondan. Adam koruyor yani. Harici neyine sürüyor lan 67-14 kaç bıçak takmış o. Maşallah. Şu arabayı şöyle alayım garaja. Şuraya sokuyorum arkadaşlar. Üzerine şey olmasın diye. Burada da biraz mal bokuyla şey oluyor ama. Nerede mallar senin palayın mı? Şimdi buradan bir tane düve vereceğim. Gerçi arabayı çıkartmam lazım benim. Buradan bir tane düve vereceğim sana. Bir tane buraya boğa getir bana. Bir tane boğa. Aynı cinsten mi istiyorsun? Holstein bunlar. He aynı cins aynı. Aynı cinsten bekle. Hatta iki düve al. İki tane boğa getir. İkiye iki. Bir tane boğa yeter la çiftleşme için. Fiyatlara bir bakayım. Zaten. Sen bir tane getir. Bir tane al bir tane getir ya. Hemen listeyi açıyorum bakıyorum. Sen bir bak bakayım. Olsanın
Sana 134 bin lira olur. Senin bu malların şey ne? Düve değil mi bunlar? Tamam. Düve bunlar. Heifer diye geçiyor. Tamam. Düve işte. Bunu da senden 58'e alırım. Tamam, ben ne ödemem gerekiyor şimdi? Bir tane mi alacaksın sen? Bir tane bunu alacağım. Bunu verip bir tane şey alacaksın. He. Tamam, hemen hesaplayalım. Sen onları hesaplıyor dur, telefondan ara beni, tamam, malları getirince haberleşek. Ben şimdi hemen tarlaya girmem lazım. Geç kalıyorum çünkü. Falan mı, üstte 76 bin lira veriyoruz. Şeyi de hesapladın mı, Ankara yolculuğumuzu, patates parasını? Onunla beraber de toplam. Söyle bayım. 111 bin lira ediyor, 110 verirsin düz. Tamam, eyvallah. 110 bin lira yeter değil mi? Tamam. Aynen, 110 yetiyor. Ben düve herhalde bir hafta sonra falan gelecek bizim boğa. Al biraz fazla olsun, o kadar kahrımızı çekiyorum. Tamam, dur sağ olasın. Bizim boğa herhalde bir hafta sonra gelecek. He tamam. Bir hafta sonra o zaman şey yap. Gel al. Ben senin gelirken boğayı da getiririm. Giderken de düveyi götürürüm. Tamam. Bak hele. Aa, buradan patates al, bak senin patatesleri buraya aldım. Bizim çocuklara da diyeceğim. İki çuval patates al git. Tamam. Tamam. Tamam, hadi görüşürük. Ya, ben de şimdi traktörle geldim, de alırım ya. Bunun bagajı yok biliyorum. Tamam, nasıl istersen. Şimdi ben de tarlayı süreceğim yukarıdaki. Ben de şimdi tarla sürmeye gidiyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi benim. Görüşürüz canım benim. Şu ciğerli makineyi biraz çalıştırak arkadaşlar ya. Yavruyu görüyor musunuz mu ya? Üf, özlemişim ya. Burayı da sürmem lazım da burayı bir ara süreriz. Burayı belki açık ahır yaparım arkadaşlar. Üzümler daha var. Bir ilaç atarım ama daha var onunla. Lan pulluk ağdırıyor ya. Lan karpuzu kim koymuş buraya? Karpuzu burada unutmuşlar ya tarlada. Geçmişti bu artık bir haftadı. Ne yapıyor orada? Başlamış sıraj balyalamaya. Onun yanına da bir gidek. Şuraya sürekli öyle gideriz. Arayayım bayım şunları, dur. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz ya? Arkandayım, parayım mı? He, geldin mi? Ben de benim tarlayı süreceğim. Senin tarla ne taraf ha? Ha, burada yanımda. He, yan tarla senin değil mi? Doğru. Başladı, başlamışsın şeye, sılaja. Şey, çim balyalamaya. Başladım da bu balyalarla başım belada benim. Niye yuvarlak yaptın ya? Sen normal balya yapmadın. Ya normal balyanın şeyi olmuyor, silajlaması zor. He. Bak yuvarlanıyor ya, aşağıda kimse olmasın, geliyor bakın bir balya. Alayım mı? Adam eline, adam marshmallow yapıyor, ben alırım onu. Valla bir tane yuvarlanıyor, aşağı yoldan geçmeyin, ben size diyeyim. Aha, ben alırım onu.
İyi, motor zorlanmıyor değil mi 5S? Ya hiçbir şey yok valla. Maşallah valla yokuş mokuş demiyor demek ki. Cillok gibi. Aa dur, arkada arama var, dur geliyorum ben. Aracı da orayı sürüyor. Ne ekeceğiniz lan? Buğday ekilir gerçi. Ben mısır ekeceğim ya. Burayı şu an slaj mı yapacağım? Gene slaj ekeceğim burayı. Vallahi ben de bir slaj yapsam diyorum ya. Hayvanlar ya için. Benim yerim yok da ben slajı sardırmayı düşünüyorum ya. Sarıcı makinesini getirtmeyi düşünüyorum. Vallahi iyi olur acı. Hani ben sardırmayı düşünüyorum yani. Silo kurmaktense sardırmak daha iyi. Aa benim siloyu kullan. Ben silojı böyle yapıyorum zaten. El ele malını kullanmam ben ya. Sevmiyorum. Ya yarın öbür gün bozulur laf edersin. Ben senin lafını hiç çekemem. Ya silonun neyi bozulacak ya? Sanki şey, silajcı duvarı çürütecek. Yok onu demezsin. Yok pamuk kurdun, yok şunu yaptın. Ya senle benim aramda olur mu ya? Bak emin olsun yaparım o konuşmayı. Lan biz şey miyiz lan? Gelen geçen bize vuruyor. Vallahi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şu zamana kadar ki yaptığım en doğru şey galiba bu TR6'yı satın almaktı. Gerçekten bir traktör bu kadar mı kendine aşık eder? Bak yıllardır Massey'ciyim. Massey'in yetkili servisliğini yapıyorum. Tamam mı? Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum ya. Ben Fransa'ya şikayet edeceğim seni. Değil mi? Söylediğim bir tane laf vardı, hatırlıyor musun? Ne? Traktörü Massey, kızı Esme. Lan ne alakası var? Oğlum, o ne biçim bir kafiye lan? Yanlış söylüyor çünkü, o yüzden size saçma geliyor. Va. Yani, bilemedim de, bir şey geldi bana ya, garip geldi ya. Bizim burada Sivaslı bir tane adam var, onun lafıydı. O da Massey bayisi. O da Massey'ci. Yani kel kafalı böyle. Vallahi geçen de benim ağzımda bir laf vardı ama unuttum ya, tam size söylemeliydi. Bu arada seninle patates topladık ya Paşa dayı, Emin ağa. Evet. Yemin ediyorum şey yapmışız ya, tarlayı zaten sürmüşüz resmen. Bu yapma arada ya. Yukarıdan hiç bakmadan öyle nasıl denk getirdim arkadaşlar anlatamam. Hiç bakmadan bak. Resmen tek attım ya tarlaya. Biz çiftçiliği çözmüşüz ya. Vallahi billahi. Ya aracı baba. Efendim. Aa şu ön yükleyiciler için bir kucaklama aparatı bulabilir miyiz ya? Buluruz. Ayıp ediyorum. Onu bir şey yap da getirttirelim ondan bir tane tamam. Ya. Tamam. Ya şimdi bende şey var, diken uç var. Bunun folyoyu deldiğimiz zaman tamam. Yok yok olmaz o. Diken uç olmaz. Üretirsin bu balyayı. Deldiğinde. Sen kaç tane çıktı lan oradan? İyice çıkmış ha. Vallahi bayağı çıktı. Kaç tane? Sen onun 10 15 tane. Kaç tane? Allah bunun tanesi biraz tuzlu bunların taneleri. Makinenin parasını çıkaracak ha. Bir kamyon sararım ha. Başta dayı kaça aldın? İndirim yaparsın herhalde. Makineyi kaça aldın makineyi? Koca makine almışsın. Makineyi 800'e verdik. Verdiler. 800'e verdiler. Verdiler. Sayın Arıcı Bey ve ailesi. Bakıyorsan bak ciddiyim ben, tarladan kaldırmadan hemen kamyonu getireyim, sararım. Kaç tane alıyorsun? Bana ya, da lazım. Bir kamyon sararım ben orayı. Bir kamyon kaç tane alır? 20 tane alırım ben orayı. 20 tane çıkacak mı ki? Çıkmaz mı? Bilmiyorum ki, son sıralar valla. 20 tane çıkar lan orada. Sen onu alıp ne yapacaksın? Aynen. Mallara mı alıyorsun? Malları alıyorum ben. He. Sayım yaparız. Malları alıyorsan bir şey diyemiyorum vallahi.
Şeylere, buzulara ne veriyorsun? Buzulara da aynı, o Putin balyası zaten. Buna da bence. Mala da bunu veriyorsun, kuzuya da bunu veriyorsun? Yok, mala şöyle yani. Çimi, sılajı, sahanı karıştırıp vereceğim. Hela doğru bak, iyi hatırlattın. Arıcı, benim bir tane yem karma makinesine ihtiyacım var ama küçük bir şey istiyorum ben. Öyle böyle. Tamam. Arıcı bana da lazım ondan. Nasıl desem? Şeye takılı olandan mı? Askıya takılı olandan mı yoksa traktör çekisine takılı olandan mı? Traktör çekisine takılı olandan istiyorum ben. Ha, tamam. Benim ya küçük traktörlerinden de halledebileyim istiyorum, biliyor musun? O zaman seni 3 kola bağlan lazım ya. Ne lazım? 3 askılı var ya böyle şeyli. He. Sabah yoluna takılı bak. Aracı sola bak, sola. Ha maşallah. Kaçlı çekiyorsun aracı? 7'li. 7'li. He, benim 5'li ya. Paşa dayı, bir fiyat vermedin. Evet. Aa. Tanesine ne diyorsun? Toplu alalım mı? Fabrikaya toplu verdiğim zaman 2750'den veriyorum ben bunlara. Tanesini. Evet. Ben orta tarlanın hepsini alırsam ne yapacaksın? Abi sen yabancı değilsin. Hepsini alamazsın. Ben kendime de alacağım. Tamam. Almadım. Sen kendini al. Geri kalanını ben alayım. 2250'den anlaşırız. 250 ne ya? Düz 2 verdim. Yo, düz 2 kurtarmaz. Bak bir kamyon alacağım. Ne var lan? Kaç tane var orada? Kaç tane çıktı? Daha bilmiyorum ki, bakayım arkada 3, 6, 9, 12, 13 var. Bir içinde 14, 15-16 tane çıkıyor. O zaman 10 tane ver ya, gerisi de senin olsun. Tamam, 10 taneyi 2250. Tamam. 22.500 mi yapar, ne yapar? Tamam, ben senin paranı atarım. Salladan kaldırmadan. Şimdi atma ama. Şimdi tarladan kaldırmadan sen de şey yaparım, ben geçerim. Ha, bakarız, hallederiz. Emi nasıl gidiyor motorunla tarlada? Ha, sen de iyi sürüyorsun ha maşallah. Burası biraz benim sıkıntı şey olmuş da. Tarla yamuk ya. Düz tarlayı bulamıyor ki abi. Her yerde bir yamuk tarla işimiz oluyor bizim. Hep muhtarın suçu değil mi? Vallahi az daha motoruma nazar değdiriyordum. Kol inmedi biliyor musun? Kendi motorunu azarlayan demişim. Tek insan olacaktım ya. Muhtar, senin suçun yok ya. Senin suçun niye olsun ki? Ne bileyim, tarlaları biz bulduk ya. Yok ya. Sen keşke gene tarla bulsan bize. Yeter ki diyorsun tarla olsun. Yeter ki tarla olsun vallahi. Bak bu pulluk biraz ağırmış arkadaşlar. İki kere devire yazdım traktörü. Hadi sarı kızım. Emi sen mısır ekiyorsun hem şimdi? Silajlık mı? Gene. Silaj. Aynen, gene silajlık. Benim makine nasıldı, silaj makinesi? Sıkıntısı var mıydı? En son sen kullandın da. Ya, bakım istiyor mu? Yok, bir sıkıntısı yok da şey ya, sırayı tekli alıyor ya, orası kötü. Ya o zaman paramız o an yetiyordu. Şimdi aslında büyük bir şey alabiliriz. Şeyler varmış. Bu arkaya takıyorsun ama tek sıkıntısı geri gidiyorsun onda. Yo, aynen. onun opsiyoneli de var abi. Var mı? Onun opsiyoneli var. Onun için aracı babaya da uğrayacağım diye. Aynen. Var ama var, kaç sıra götürüyor aracı? 4 sıra. Ama motorun güçlü olmasa lazım. 150 beygirden fazla. Bu TR6 ile götüremeyiz onu herhalde ya. TR6 biraz zorlar.
Götürmez gibi geliyor da bana. Benim 67-14 götürür de R6 zorlar. Ya bana illa motoru değiştireceksin de bunu hiç satasım yok. Benim işimi görüyor abi. Yok yok, sen zaten sılajcık yapmayacaksın. Sılajcık yapacağım ben de. Sılajlığa gireceğim ben de. Sılaj makinesine gerek yok yani. Ben onu demek istedim. He. Piyasaya mı çalışacak? He, yok yok, ben kendi şey yapacağım. Ben az yapacağım ya. Hayvanlar için yapacağım ben. He. Falan mı? Sen de hayvanlar için düşünüyorsun ya. İşte. Ya biraz pahalı bu sene fiyatları. Biraz uygun olsa şey de yapabilirim yani. Alabilirim yani. Falan mı? Senin makine yeter ya. Yeter değil mi bana? O zaman ben küçük tarlayı yapayım sılajlık. Aynen. Küçük tarlayı yaparsam yeter bana. Ya benim taş çatlasın 10-15 tane hayvanım olur. Öyle çok büyük işlere girmem mi? Ben işte 50-60 hayvan için yapıyorum. Paşa dayı bitirdi mi şeyleri? Ben bitirdim. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Ya bir bak, göstereydin bize şeyleri. Ne yaptın, ne ettin? Paşa dayı, istersen kamyonu getireyim, sen dondur. Ya daha bekleyecek onların, daha vakti var ya. Ha, orada el kursu kurulacak onların da bir miktar. Şeyi mi satın alıyor? Ben marshmallow alacağım. Paşa dayı, senin mal ölmüş diyorlar lan. Nazardan mı çatladı? Ya aramızda bazı kem gözlüler var. Çekemiyorlar. Sörf meclisten dışarı mı giderim? Ben benim traktör evim, mazot alayım da geleyim. Dışarı gibi. İçeride de olanı var, dışarıda da olanı da var. Ha, anladım. Nasıl öldü? Kaçtan öldü? Ya iki tanesi gitti ya. Gel yanıma az laflı ya. Düve mi öldü? Biri düğeydi galiba. Şimdi hatırlayamadım. Erken fark ederdin ya, mındar olmadan yiyeydik la. Ya bilsem keser yerdik valla. Valla. Gerçi öldükten sonra kesilmiyor diye biliyorum ben. Yok yok. Ha, geldi. Ayrıca yardıma mı geldin gülüm? Hoş geldin. Yardıma geldim ya. Ben daha uğraşıyorum ha. Devam et. Paşa dayı, gel şunun bir keyfine bir bak, gel. Hadi gel. Gel. Nasıl gidiyor bu? Nasıl gidiyor? Az birkaç şurada bir şey var bak, o kolu çekeyim ben sana, bekle. Gel bakayım. Dur bakayım. Tamam, gel şimdi gel. Şimdi gel bir sürü bay. Kapıyı kapat, ben korkuyorum, düşersin. ya. Motoru devirme ama bak. Bak, korkuyorum şimdi. Geçen devirdin beşesi. Ya ne ben devirdim ya. Ya şöyle, bu arkadaki pulluk biraz ağır geliyor. Haa. Turanlar ağır ya. Ağır. Böyle kaldırıp dönüşlerde motoru böyle körükleri zorluyor yani. Sağa sola vuruyor bu. Hafta anavollara da zarar, biliyor musun? Tabi bu motorlar da pek şey yapmıyor ya. Ya bununla da bunu çekemeyeceksem artık ne yapayım yani? Ya bunun ön süspansiyonları kilitleyemedim ben paşa dayı ya. Çok yaylanıyor ya. Kilitleme daha iyi işte. He. Rahat etmek için ama böyle resmen ayran içtiydim. Pardon, yoğurt yediydim, ayran oldu ya. Ya biz onda 5S'te ne yapıyoruz biliyor musun? He. %100 almıyoruz, %50'yi alıyoruz. Hiç. Tıngır tıngır, rahat. Şu an şuradan geçiyorsun ya mesela. He. Sanki asfaltta gidiyorsun. Tıptıs. He. Valla bilmiyorum ya. 5S'in şey aralığı çok dolu ya. Hangi aralığı? Şu tekerinle kaburt aralığı. Haa. Şu senin tarlaya gidek bakayım, çimlere bakayım senin. Gel gidelim ha, şuradan geçelim. Bitti zaten tarla. Paşa dayı aman, 10 tanesi benim var. Halleder. Abi dur da bir inek bağayım, bak şunlara. Gel bakalım. Geldim.
Vay yavrum, bunu iyice sarmışsın ha. Aa. Bunlar yukarı aşağı hep kaya kaya gitti mi şimdi? Bir tane bak, ileride iki tane yan yana duruyor. Görüyor musun onları? He, görüyorum. Birbirine çarpana vurdu. Onun bir tane en üstteydi bak. En üstteydi. Vay, iyi ulanmış. Şunları nasıl yan yatırmayı başardın? Bak bir tane şuraya yan yatmış. Onu ağırlığına kaldırdım ya. Anladım, bakayım. Baktım düğümü iyi atıyor mu diye, üstte düğüm atıyor. Bunları ya. Bunları neylerle toplayacaksın? Bunları ön yükleyici kucaklamayla. Aynen. O anladım. Şeyle biliyorum ben onu. Kaç kilo gelir? Al bu, baktığım zaman şu şöyle bir 600 kilo gelir ya. 600 kilo gelir bu. Bu vallahi iyi gelir yani. Dediğin gibi. De fazla 500 altlarında kilosu var da. 500 kilosu var da. 600 kilo diyorum bunu. 600 kilo bunlar. Doğrudur. Burayı ben bir daha hasat etsem herhalde yeter bana ya. Yeter ya, yeter. İyi bayım. Bak bak. Arıcı bir tekeri sağa çevirsene komple. Bak bak. Çevire. Şu önden şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Öbür türlü aracı. Sağ lan, sağ lan. Heh. Bu kadar mı? Bu kadar. Aga Mustang'in ihtişamı daha bir farklı. Tabii ya. Canım, o ayrı konu. Gel tamam. Bir bunun ön tekere bak, bir de şunun ön tekerin dönüşe bak. Evet, açı bir tık fazla. Bir tık fazla. Ama zaten bunun şasi de kısa. İyi bayım ya. İyi ben gidiyorum. Bir isteğiniz, dileğiniz var mı? Yok. Benim var. Hadi ne isteğiniz var? Beni 5S'e bırak. Nereye bırakayım? 5S senin tarlanın başında. Gel 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 gel. Atla gel. Gel gidelim. Aman balyaya dağma bıçağı da. Yok, o yüzden paylı gidiyor. Görüyor musun aksları, amortisörleri? Biliyorum ya işte. Biraz daha ne Holland aşılıyım. Abi tarla kim lan, soldaki tarla? Bizim şeyin Hüseyin emminin. İyi bayım. Hadi burada ineyim. Abi öyle bırakayım seni. Bana bahane, müsaade et. Müsait olunca gelin, patates var lan, arıcıya söylemedim dur. Arıcı! Bana arıcıya söyle de. Evim orada patates var. Patates bir ara römörkünen gel, patates al iki çuval. Tamam, sağ ol. Tamam. Patates söktüm de ben. Onlar duruyor, tamam. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi görüşürük. Allah'a emanet olun. Hadi. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.